Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. iki günden beri sizleri video bombardımanına, haber bombardımanına tuttuk. Umarız faydamız dokunmuştur arkadaşlar. Payder pey kamu işlerine yönelik kurum kurum yeni maaşlı zamlar, yemiyeler, ikramiler video yapmaya, haber yapmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun şu ana kadar 6 farklı kurumun yeni yemiyelerini video yaptık. Yine yapmaya devam edeceğiz. Gel gelelim bu haberin konusuna. Kamu Çerçeve Protokolü 2023-2024 yıllarını kapsayacak şekilde ücret ve altı aylık zam oranları açıklandı bildiğiniz gibi. Burada önemli olan her iş yeri ücret zammı tarihi itibariyle belirlenen ücretler alacak olması. Her iş yerinde ücret zammı tarihleri aynı değildir arkadaşlar. Çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Örneğin Sağlık Bakanlığı 1. ay ve 7. ayken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 5 ve 11. ay ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı 18. oluş işkolu kolu 1 ve 7. ay iken aynı iş yerinde onun kolu 3 ve 9. aylarda ücretleri zamlanıyor. Yani arkadaşlar kurumların farklı farklı toplu iş sözleşmesi zamanları oluyor. Yani birbirine uymuyor. Genelde çoğunluk olarak varsayarsak çoğunluk bir ve 7. ay. Yani kamu kurumlarında kamu işlerinin çoğunluğu diyelim bir ve 7. ay ama dediğimiz gibi bakın Aile ve Sosyal Hizmetler Politikaları Bakanlığı'nda 5 ve on 11. ay Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın oluşu konuda da 3 ve 9. aylarda ücretler zamlanıyor. Yani herkesin farklı farklı toplu iş sözleşme zam zamanları farklı arkadaşlar. 6 aylık ücret zam oranlarını kutu içerisine aldım. 1 ve 7. ayda zam alacak iş, iş yerlerinden örneklersek. İlk kutu yani şurası arkadaşlar. Çerçeve protokolde. İşçilerin birinci yıl ikinci altay ayının ilk gününde bürüt çıplak ücretlerine aylık günlük saatlik birinci yıl ikinci 6 ayın birinci gününde itibaren geçerli olmak üzere %15 zam yapılacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi birinci kutuya bakalım. İlk kutu birinci yıl ikinci altay ay yani 1 Ocak 2023 ilk altı ay olduğundan ikinci altay ay 1 Temmuz 2023 tarihini ifade etmektedir. İkinci kutu Hemen bakalım. Bu, bu, arada bu yazıyı Uygar Kiper Başkan kalem aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İkinci yıl birinci altı ay zammı. İşçilerin ikinci yıl birinci 6 ayın ilk günündeki bürüt çıplak ücretlerini ay gün saatlik ikinci yıl birinci 6 ay birinci günden geçerli olmak üzere yüzde on oranında zam yapılacaktır. Şimdi ikinci kutuya bakalım arkadaşlar. Açıklamasına. İkinci kutu, ikinci yıl birinci altı ayı yani bir Ocak 2024 tarihini ifade etmektedir. Ve ayrıca yazımdaki ifade, ikinci yıl birinci altı ay, altı ayının ilk günündeki bir üç plak ücretleri, ikinci yıl birinci altı ayın birinci gününden geçelim olmak üzere, yüzde oranında zam yapılacaktır ifadesinin önemli bu şekilde hiçbir işçi asgari ücret ile karşı karşıya kalmadan bu yazımla koruma altına alınmıştır diyebiliriz. Üçüncü kutu, İkinci yıl ikinci altı ay zammı yani 1 Temmuz 2024. Önceki altı ay içinde %10 aşan enflasyon farkı ve %10 zam ile toplam zam verilmiş olacaktır. Ve önemli diğer son tarih yani genelde 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzası olduğunda ifade ederek en son ikinci yıl ikinci 6 ayın içinde oluşabilecek %10'u aşan enflasyon farkı 31.12 yani 31 Aralık 2024 tarihindeki ücretleri değil Yazımda ifade gereği ikinci yıl ikinci alt ayının son gündeki ücreti takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. Yani %10 aşan enflasyon 1 Ocak 2025 tarihindeki ücretlere eklenecektir. Önemli bilgilerinizi arkadaşlar deyip videoyu burada bitireceğim. Umarım anlamışsınızdır toplu üst sözleşmelerini mantığını arkadaşlar. Şimdi kurumlarda ne olacak onu da bilgisini verelim. Kurumlarda arkadaşlar kendi kurumlarınızda hangi kurumda çalışıyorsanız örneğin Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorsanız Devlet Sert bu kurumun yetkili sendika başkanı görüşmeleri yapıyordu. Umarım Sağlık Bakanlığı'nda en azından bir ay içerisinde toplu iş sözleşmesi imzalanır. Yani kendi kurumunuzda toplu iş sözleşmeleri imzalanmadan bu zamlı maaşları alamazsınız arkadaşlar. Yani kamu çerçeve protokolü imzalandı diye hemen şu an Önümüzdeki ay ayın 15'inde maaşları zamla alamayacaksınız. Kendi kurumunuzda altını çiziyorum. Toplu üst sözleşmeniz imzalandıktan sonra bu zamlı maaşlar alabilirsiniz. Örneğin bir örnek daha verelim. Genç ve Spor Bakanlığı 10 nol iş kolunda. Bu iş kolunda iki 2,5 sene davalık oldu. İki sendika birbirine dava açtı. Özbüro sendikası ve Özbüroş'un yetkili sendika olmadığına karar verildi ve yetkili sendika teskopi sendikası oldu. Bu kurumda bu kurumda ise onunla oluş kolunda sendika geriye dönük iki sene öncenin önce o, o, iki sene öncenin toplu iş sözleşmesini yapacak. Daha sonra yeni toplu iş sözleşmesini yapacak. Sağlık Bakanlığı'nda da aynı şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mesela 5 ve 11. ayda Genç Göz Fırbakanlı 18 nolu işgol 1 ve 7. ayda arkadaşlar değişiyor dediğimiz gibi kamu kurumlarında yetkili sendikaların toplu iş sözleşmeleri yapılacak ve zamlı maaşlar alacaksınız. Ayrıca bir problemli kol daha var. O da ne? Aile Bakanlığı 17 nolu koluna mesela orada da problem var. Orada da yetkili sendika yine devlet sert başkanındaki sendika. Orada da hatalı bir toplu iş sözleşmesi yapılmış vakti zamanında. Kamu çerçeve protokolünden bu 17 nolu iş konudaki işler Kasım ayında itibaren yararlanabiliyor. Yani şu anda yararlanamıyor. Orada da ek protokol yapılması için dün bakanlığa yazı yazıldı. Bakanlığa da gidildi. Umarız orada da Aile Bakanlığı 17 nolu işi, 17 nolu işi arkadaşlara müjdeyi verebiliriz. O konuda da sizi takip ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. 17 nolu iş konuda da sor sor soran çok arkadaşlar var. Yani 17 Noluş konuda da protokol, kamu Çerçeve protokolünden en erken Kasım ayında ve Aralık ayındaki maaşları yansıtabiliyor. Orada da problem devam ediyor. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda davalıktı. Yeni Töleskopi Sendikası yetkiyi aldı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 Noluş konuda en erken Kasım ayında eğer bir değişiklik olmazsa kamu Çerçeve protokolüne yararlanabilecek. Ve diğer kurumlarda da kamu çerçeve protokolü sonrası kendi kurumunuzla toplu iş sözleşmesi imzalandığı anda bütün kurumların yeni toplu iş sözleşmelerini bilenler bilir. Belki kanalın eski müdavimleri vardır aranızda. Biz yaklaşık 4,5 sene önce kamu işlerine yönelik ilk kez YouTube'da videolar yapmaya başladık. Zaten Türkiye'de ilk kez bu, bu YouTube kanalını açtık kamu işleri adına ve daha sonra kopyalarımız çıkmaya başladı. Arkadaşlar kendi kurumunuzda bütün kurumlarda toplu iş sözleşmeleri imzalanınca biz onları teker teker Aynı bu kamu çerçeve protokolü gibi inlenicinin her şeyini videolaştıracağız. Bilginiz olsun. Takipte kalın ve videonun altında bulunan Instagram sayfasını tıklayın. Takip edin arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Arada web sitemiz ekranda gördüğünüz gibi memurlarhaber.com'u ziyaret edin. Ana sayfamızda çok fazla kamu işlerine yönelik haber var. Yeni yemiyeler yeni ikramiyeler hepsini detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ve videonun altında bulunan linke tıklayıp kamu işçi haberi Instagram sayfasını tıklayın takip edin. Hiç şüphe yok ki Türkiye'nin en iyi işçi Instagram sayfası arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.